öneri üzerinde Halkların Demokratik Partisi grubu adına İzmir Milletvekili Serpil Kemalbay konuşacaktır. Buyurun Sayın Kemalbay, süreniz 5 dakikadır. Teşekkür ederim Sayın Başkan. Yıllarca çalışmış ve emekli olmaya ömrü yetmiş 13,5 milyon emeklinin durumunu konuşuyoruz. İlk önce şu anda emekli olan vatandaşlarımızı aslında emekli olmayı başardıkları için kutlamak gerekiyor. Biraz önce de söylendi, kendisi 46 yaşında emekli olan, üstelik şu anda çift maaş almakta hiçbir sakınca görmeyen Cumhurbaşkanı'nın kendisinden sonra kimsenin yaşarken emekli olmaması için her türlü önlemi aldığını görüyoruz. Emeklilikte yaşa takılanlar söylendiği gibi 2000'den önce çıkan yasadan dolayı emeklilikte yaşa takıldılar. Fakat 2008'de AKP iktidarının çıkarttığı sosyal genel sağlık sigortası yasası emeklilikte yine yaşı yükseltti ve emeklilik koşullarını kötüleştirdi. Olur mu öyle şey demeyelim, oldu. Şu anda çalışıp 65 yaşında emekli olacağını sanan çalışanların ileride başına ne geleceğini de bilmiyoruz. Aslında AKP saray iktidarı kimsenin emekli olmasını istemiyor. Ama gözünü emeklilik için kesilen paraya dikmiş durumda. Ücrette adaletsizlik bunun bir göstergesi. Şu anda 850 lira emekli maaşı alan emekliler dahi bulunuyor. Bu AKP döneminde getiren yasalardan kaynaklı olarak böyle. İşte ne yaparız da bu parayı emeklilere vermeyiz ki bu para halktan toplanan, çalışanlardan toplanan, halkın doğrudan ve dolaylı vergilerinden toplanan paralardır. Bu paraları nasıl emeklilere vermeyiz diye bir çalışma yapılıyor. Bunun yolunu da emeklilikle yaşa takılanlar gibi akla hayale sığmayan hak gasplarıyla ya da emeklilik koşullarını her defasında kötüleştirerek yapıyorlar. Bu da yetmiyor. Bir de bireysel emeklilik sistemi çıkarttılar. Zorunlu bireysel emeklilik sistemi ile tekrar ücretlilerden fonlar oluşturarak adına emeklilik dedikleri sermayeye para aktarma sistemini oluşturdular. Halbuki bunun emeklilikle bir ilgisi yok. Bu fon, bu fonda yine her zaman olduğu gibi işçilerden, emekçilerden alınıp sermayeye aktarılacak bir fon. Değerli arkadaşlar, bireysel emeklilik sisteminden hemen çıkılması gerekiyor. Zorunlu bireysel emeklilik sistemine de hayır denmesi gerekiyor. Çalışanlar ileride bu BES konusunda daha fazla soyulacaklarına emin olabilirler. Buyurun Sayın Kemalbay, tamamlayın lütfen. Şunu unutmayalım ki işçiler, emekçiler, emekliler artık bıçak kemiğe dayandı noktasındalar ve sermayeyi besleyen bu sistem karşısında 31 Mart'ta milletimiz, halkımız Edi bese diyerek bu sermayeyi besleyen, emekliden alıp sermayeye devreden sisteme, düzene hayır diyeceklerdir diyorum. Hepinize teşekkür ediyorum. Teşekkürler Sayın Kemalbay. Öneri üzerinde 3. söz Cumhuriyet Halk Partisi grubu adına Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'a aittir. Buyurun Sayın Bayraktutan. Süreniz 3 dakikadır. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, yüce yetim saygıyla selamlıyorum. Evet, emeklilerle alakalı sorunlar var. 3 dakika içerisinde bu sorunları dile getirmek imkansız gibi olay. Özellikle emeklilikte yaşa takılanlarla alakalı bugün Adalet ve Kalkınma Partisi'nin genel başkanının grupta yaptığı açıklama umutların tükendiğini gösteriyor. Cevaz vermiyor. Diyor ki burada herhangi bir işlem yapmayacağız diyor ve sayfayı kapatıyor. Değerli arkadaşlarım,
uçak alınıyorken gösterilen o geniş hoşgörü 500 milyon sterlin uçağı veriliyorken gösteriliyor ama emekliler söz konusu olunca hayır diyorlar. Devlet bütçesi batar diyorlar. Bakın 2015 seçimlerinde bütün partilerle alakalı bir takım şeyler, vaatler ortaya çıktı. Cumhuriyet Halk Partisi grubu Sayın Genel Başkan o tarihte notere gitti, taahhütnamede bulundu. Dedi ki emeklilere iki maaş ikramiye vereceğiz diye. Dönemin Maliye Bakanı Mehmet Şimşek eğer dedi Cumhuriyet Halk Partisi bunu yaparsa, eğer emeklilere iki maaş ikramiye verilirse ben dedi bundan sonraki seçimlerde Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy vereceğim dedi. Sayın Bakan ortada yok. Sayın Bakan ortada yok. 1.000 lira verdiniz değerli AKP grubundaki milletvekili arkadaşlarım. O 1.000 lira da o günkü 1.000 lira değil. Bakın emekler öyle bir tabloyla karşı karşıya ki Ankara'da yaşadığım bir dramatik olayı sizinle paylaşmak istiyorum. Çok yakın bir zamanda kasaba gittim değerli milletvekiller. Emekliler ne yaşıyor? Bu tabloyu görün diye diyorum. Önümde bir emekli var. Gördüm emekli olduğunu. Gitti şeye kasaba dedi ki bana dedi 10 liralık kıyma ver. Bunu her yerde anlattım. Yüce parlamentoda da size anlatmak istiyorum. 10 liralık kıyma verdi değerli arkadaşlarım. 10 liralık kıymayı hazırladı. Hiç görmemiştim böyle bir tabloyu. Çıkarttı iki tane kredi kartı çıkarttı cebinden. Birinci kredi kartını çıkarttı verdi. Adam post cihazına soktu. Dedi ki bunun karşılığı yok. Sessizce diğer kartı çıkarttı değerli milletvekilleri. Dramatize ettiğimi düşünmeyin. Tablo bu. İkinci kartın da karşılığı yok. Cüzdanın içerisinden 4'e katlanmış bir 20 lira çıkarttı sayın milletvekilleri. 20 lira. O 20 lirayı muhtemelen acil durumlar için saklıyordu. O 20 lirayı kalktı kasaba verdi. 10 lirayı aldı cepine koydu. Şimdi değerli arkadaşlarım böyle bir Türkiye ile karşı karşıyayız. Şimdi biz bu emekleri bu yüce parlamento, bu Mustafa Kemal'in parlamentosu emeklerin sorunlarını tartışmayacak, onunla alakalı bir meclis araştırma önergesini kabul etmeyecek de uzay sorunlarını mı tartışacağız bu ülkede değerli arkadaşlar? Böyle bir tabloyla karşı karşıyayız. Size bunun uzak geldiğini biliyorum. Bunu anlattığımda muhtemelen kendi aranızda bunu abarttığımı da düşünebilirsiniz. Tablo bu kadar vahim. Pazara çıkın. Bakın ben Ankara'nın pazarlarına gidiyorum. Sizler de muhtemelen gidiyorsunuzdur. Muhtemelen iktidar partisi milletvekili olduğunuzu da saklıyorsunuzdur. Artık emekliler pazarda kiloyla domates almıyorlar değerli arkadaşlarım. Taneyle domates alıyorlar. Böyle midir? Gelin beraber gezelim. Bakın size açık çağrı. Hemen hafta sonu cumartesi günü şeyin pazarı var. Pazar günü 100. yılın pazarı var. İsteyen milletvekili arkadaşımla beraber gelin bir pazarı gezelim de bu emeklerin nasıl bir tablo içerisinde yaşamaya çalıştıklarını görelim. Açlık sınırı içerisinde boğulan, yoksulluk sınırı altında yatan 11 milyon aşkın bir emekli gerçeğiyle karşı karşıyayız değerli arkadaşlarım. O nedenle bu parlamento olarak bunların sorunlarına bugün çare bulmak zorundayız. Onların sorunlarını bu parlamentoda tartışmak zorundayız. Buna ilişkin umudumuz yok. İyi niyet içerisinde bunu tartışmaya çalışıyoruz ama buna ilişkin umudumuz yok. Çünkü size göre emeklilerin sorunları... Teşekkürler Sayın Bayrak Tutan. 8 milyon emeklinin 4 milyonu çalışmak zorunda. %50'si. Emeklilik huzur içerisinde çalıştığı günlerden sonra bir dinlenme dönemi diye tarif edilir. Ama çoluğunun çocuğunun evinin geçimini sağlayacak gelire sahip olmadığı için emeklilerimiz 8 milyon emeklinin 4 milyonu çalışmak zorunda. Geri kalanı da çalışacak ama iş bulamıyor. İş bulsa belki geri kalanı da çalışacak. Değerli arkadaşlar, Cumhuriyet Halk Partisi'nin emekliye dönük vaatleri hala güncelliğini aynı şekilde koruyor. Bizim iktidarımızda emekliye iki maaş ikramiye, senede iki maaş ikramiyeyi vereceğiz. Emekliyi yoksulluktan ve sıkıntıdan kurtaracağız. Yetmez, büyümeden emekliye pay vereceğiz. Bakın 7.4 büyüdük dediler. En düşük emekli maaşı Bağkur ve Sosyal Sigortalar Kurumu'nda, SGK'da 1509 lira. Sosyal güvenlik kurumunda en düşük emekli maaşı 1509 lira. Büyümeden pay verdiğinde 2400 liraya çıkarmak lazım. En düşük emekli maaşını. Ama bu iktidar emekliye büyümeden pay vermeyen bir iktidar. Bunun yerine emeklinin maaşını sarayda bir dakikada harcayan bir iktidar. Sarayın bir dakikalık masrafı 1600 liranın üzerinde. Bir dakikalık masrafı 1630 lira. Sarayın bir dakikası bir emekli maaşı. Yani taksimetreyi açtığı zaman saray her dakikada bir emekli maaşı harcıyor. Yazık değil mi? Kendi emeklisine düşman bir anlayış ve hükümet olur.